Herkese yeniden selamlar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü sarımsağımız var arkadaşlar. Öncelikle belirtmek istiyorum. Bu video herkesi ilgilendiriyor diye düşünüyorum. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sizlere harika bir tarif vereceğim. Hem doğal antibiyotik akciğerlerinizi temizliyor, virüsleri yok ediyor. Şu anda da Koronavirüs salgını var biliyorsunuz ki ve vakalar gerçekten çok artmış durumda yapacağımız bu kür gerçekten çok çok faydalı ayrıca bilim kurulu üyelerinin verdiği bir tarif şöyle bir su bardağı suyumu cezleme alıyorum ve bunu ocağıma alacağım kaynatmak için o sırada da sarımsaklarımı soymaya başlıyorum. 3 diş kadar sarımsağımı soyacağım. Herkesin de bildiği gibi doğal antibiyotik niyetine yemeklerimizi de çokça kullanıyoruz arkadaşlar bu virüsün çıktığı ilk andan itibaren de hatta herkes çokça söylemiştir sarımsak yiyin bol bol ve bütün yemeklerinize katın diye gerçekten sarımsak virüslere karşı vücudunuzda savaş açıyor. Bu arada arkadaşlar suyunu koyduğunuz tencerenin alüminyum olmamasına dikkat edin ben cam bir cezveye koydum o arada sarımsaklarımı ayıklıyorum. Suyumuz kaynadıktan sonra sarımsaklarımızı içerisine atacağız ve 5 dakika sarımsakları bu şekilde suyun içinde kaynatacağız. Şimdi faydalarını tekrar geçecek olursak koronanın dışındaki virüslerden de bahsetmek istiyorum. İnsan vücudunda biliyorsunuz ki bir sürü virüs var arkadaşlar. Biz de burada bir antiserum hazırlamış oluyoruz yapacağımız bu kürle. Bu virüslerin kan hücremize de bulaşmaması için yapmış olduğumuz bu kür tamamen duvar örüyor. Bu virüslerin kan hücrelerimize ulaşmasını engellemiş oluyor. Şöyle görüyorsunuz sarımsaklarımı doğradım. Siz bir dövücü yardımıyla iyice ezip dövebilirsiniz de. Evet bakın 5 dakika kaynattım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sütümü ilave edeceğim. 5 dakika daha kaynatacağız. Ve üzerine son bir şey daha ekleyeceğiz. Zencefil ekleyeceğim. Zencefili bu aşamada da koyabilirsiniz. Şöyle zencefilimi koyuyorum. Koyduktan sonra 5 dakika daha kaynatacağız arkadaşlar. Daha sonra altını kapatacağız. Toplamda 10 e, dakika kaynatmış oluyoruz. Evet antivirüs kürümüz bu şekilde bu kür bizim e, savunma mekanizmamızı güçlendirecek vücudumuzun e, immün sistemini bağışıklık sistemimizi e, üst seviyelere çıkaracak içinde zencefil var zencefilin zaten biliyorsunuz ki inanılmaz faydaları var aynı şekilde sarımsağın da faydaları çokça e, bulabiliyorsanız yerli sarımsak bulmanızda fayda var ben şöyle e, kaynattım benim e, yapım aşamam bitti cezvemi aldım ama şu an çok sıcak olduğu için bu şekilde şöyle süzgeçli görüyorsunuz. Cezlemin içerisinde bir yandan sarımsakları da bekleteceğim. Ilıdıktan sonra sarımsakları çıkarıp o şekilde içeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz bu böyle. Şimdi gelelim nasıl içmeniz gerektiğine. Kullanırken sabah kahvaltısından önce içmenizde fayda var. Aç karnına içmenizde ama mideniz rahatsız oluyorsa kahvaltıdan sonra gün içerisinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tarifimiz bu şekildeydi. Hepinize bol sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.